G20 dijital ekonomi bakanları toplantılarına Hindistan Bengalur şehrinde katıldık. Bengalur şehri Hindistan'ın bilgi teknolojilerinde üst olarak aslında gelişmiş bir şehir, pek çok yazılımcının küresel düzeyde aslında firmalara hizmet veren pek çok yazılımcının yaşadığı, pek çok teknoloji şirketinin bulunduğu bir şehir Bengalur. İki gün boyunca hem G20 toplantılarına iştirak ettik hem de G20 toplantılarına katılan ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. G20 Dijital Ekonomi Bakanları toplantısının 3 ana gündemi vardı. Kamu dijital altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler. G20 toplantıları hem bu alanlarda küresel düzeyde geliştirilebilecek inisiyatiflerin ortaya konduğu hem de ülkelerin kendi tecrübelerini diğer ülkelerle paylaştığı bir platforma e, ev sahipliği yapıyor. Biz de Türkiye'mizin bu üç başlıkta geliştirdiği uygulamaları, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetleri kapsamlı şekilde diğer ülkelerle paylaştık. Ve aynı zamanda bu alanlarda atılması gereken küresel adımları da vurgulama imkanına sahip olduk. Kamu dijital altyapısı anlamında Türkiye'miz pek çok ülkeden çok daha ileri bir konumda. Özellikle e-devlet, bu alandaki en başarılı uygulamamız aslında. 990 kamu kurumunun 7000'den fazla e, hizmetinin 64 milyondan fazla vatandaşımıza sunulduğu bir platform haline geldi e-Devlet. Bu yönüyle bütün ülkelerin dikkatini çeken e, çok başarılı bir kamu dijital altyapısı aslında. Aynı zamanda sağlık sektöründeki uygulamalarımızı da diğer ülkelere anlatma imkanı bulduk. Burada da Enabız yine en önemli uygulamamız. Tüm vatandaşlarımızın tüm sağlık verilerini ee, bulundukları yerden e, temin edebilme ve e, teşhis ve tedavi süreçlerinde hekimlerimiz tarafından bu sağlık verilerinin değerlendirilme imkanını sunan bir platformdan bahsediyoruz Enabız dediğimizde de. Bütün bu dijital altyapı örnekleri aslında Türkiye'mizin özellikle son 20 yılda adım adım e, milletimize vatandaşımıza sunduğu önemli hizmetler. Biz e, bu kamu dijital altyapılarının özel sektöre bırakılamayacak kadar önemli işlevi olduğunu anlattık ve tüm ülkelerin, vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu temel hizmet alanlarında mutlaka kamu altyapıları geliştirmesinin gerekli olduğunu ve aynı zamanda da ülkeler arasındaki kamu dijital altyapılarının da birbirleriyle konuşabilecek, haberleşebilecek entegrasyon ağlarının içerisinde olmasının da küresel düzeyde fayda sağlayacağını vurguladık. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde G20'de bu alanda uluslararası işbirlikleri daha ileri noktalara da ulaşacaktır. Yine dijital ekonomide güvenlik de çok önemli bir başlıktı. Biz Türkiye'de bu alanda da önemli çalışmalar yapıyoruz tüm paydaşlarımızla birlikte. Tabii bunun bir boyutu siber güvenlik aslında. Siber tehlikeler, siber tehditler günümüz dünyasında terörizmle yarışacak düzeyde insanlığa zarar verir hale geldi aslında. Pek çok nesnenin, pek çok cihazın, pek çok kritik altyapının e, internete açık hale gelmesi, bütün bu e, cisimler ve altyapıların e, siber güvenlik açısından e, önemli kriterler dikkate alınarak e, korunmasını zorunlu kılıyor. Türkiye bu konuda yine tüm paydaşlarıyla paydaşlarımızla önemli e, tedbirler geliştirdi. USOM... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bünyesinde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun uhdesindeki USOM bu konuda çok önemli bir koruma kalkanı aslında. Yine bunun yanında bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi hem kamunun hem de şirketlerin ve bireylerin kullanabileceği, istifade edebileceği bilgi güvenliği dokümanları geçtiğimiz dönemde yayınladık. Bu dokümanlar sayesinde e, kamu çalışanlarımızı, özel sektörü ve bireyleri daha bilinçli hale getirdik. E, yine e, dijital ekonomide güvenlik başlığının önemli bir çalışma alanı da özellikle gençlerin ve çocukların e, zararlı içeriklerden korunmasına ilişkin tedbirlerdi. Bu konuda da yine Türkiye'nin geliştirmekte olduğu uygulamaları, uygulama örneklerini muhataplarımızla paylaştık. Üçüncü önemli başlık dijital becerilerdi. Bu da yine çok kuvvetli olduğumuz bir alan. Tabii Türkiye büyük bir üretim ülkesi ve bu üretim bazını mutlaka dijital dönüşümle önümüzdeki dönemde geliştirmeye devam etmeliyiz ve dijital dönüşümün ana unsuru da aslında insan kaynağımızın, insan kıymetimizin dijital yetkinlikler kazanması. Bizim yaptığımız çalışmalar ve Türkiye'deki diğer araştırmalar önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizde belki 10 milyona yakın istihdam alanının yerini Yine 10 milyondan fazla dijital istihdam alanına bırakacağını gösteriyor. Kolay tarif etmek gerekirse e, araçların sürücüsüz hale gelmesi muhtemelen 10 yıl 15 yıl sonra e, sürücü ihtiyacını azaltacak. Ama bunun yanında sürücüsüz araç teknolojilerini geliştirebilecek dijital yetkinlik sahibi insan kaynağına olan ihtiyaç artıyor olacak bütün sektörlerde aslında benzer bir dönüşüm dönemi yaşayacağız. Hem Türkiye olarak biz bunu yaşayacağız hem de aslında pek çok ülke bunu yaşayacak. Bu dönemde hem var olan iş gücümüze yeni dijital yetkinlikler kazandırmak hem de yeni iş gücünü ihtiyaç duyulan ve duyulacak dijital yetkinliklerle yetiştirmek, geliştirmek bizim için çok önemli. Biz özellikle imalat sanayinde dijital dönüşümü hızlandırabilmek adına model fabrikalar, dijital dönüşüm merkezleri kuruyoruz. Türkiye'de bu alanda atılan adımları, geliştirilen inisiyatifleri destekliyoruz. İnsan kaynağımızı eğitme, yetiştirme konusunda önemli programlar uyguluyoruz. Önümüzdeki dönemde bir dijital dönüşüm teşvik programını da çok yaygın şekilde yine uygulayacağız. Ama esasen genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülke olarak yeni insan kaynağımızın dijital yetkinliklerle donatılması da yine çok önem verdiğimiz bir odak alanı konuda malumunuz dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali teknofesti e düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon yarışmacımız Teknofest'te neredeyse tümü dijital yetkinlikler gerektiren alanlarda yarışmalara katıldılar. Bu örneği G20 ülkeleriyle paylaştığımda hepsinde büyük bir etki uyandırdığını gördüm. Çünkü böylesine yaygın bir yarışma platformu yani 41 farklı teknoloji yarışmasında 1 milyon gencin yarıştığı başka bir platform dünyada ikinci bir ülkede yok. Yine deney yap teknoloji atölyelerini 81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık ve 20 bine yakın özel yetenekli öğrencimizi buralarda yetiştiriyoruz. Ücretsiz olarak yaparak öğrenme esaslı, takım çalışması esaslı eğitimlere dahil ediyoruz. Ve bunlar da yine dijital yetkinlikleri geliştiren eğitim programları. Aynı zamanda sektör kampüste programıyla üniversite öğrencilerinin reel sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri donanmasını sağlıyoruz. üniversitelerle reel sektörü bir araya getirdiğimiz bu program vesilesiyle aslında üniversite müfredatlarının güncellenmesine de önemli bir katkı sunmuş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde bir milli teknoloji staj programı başlatacağız ve yine çok yaygın bir şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız. TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz pek çok burs ve destek programı devam ediyor. Bu yönüyle aslında Türkiye Dijital beceriler konusunda küresel ölçekte en fazla söz söyleyebilecek olan ülkelerin başında geliyor. Bütün bunları muhataplarımızla paylaştık, Türkiye'nin tecrübelerini paylaştık ama bütün bunların aslında teknoloji geliştirme imkanlarının her bir bireyin erişimine açılmasını gerekli kılacak bir fırsat eşitliği perspektifiyle bütün dünyada, bütün ülkelerde hakim olabilmesinin önemini de vurguladık. Türkiye bu konuda da pek çok ülkenin çok önünde. Türkiye Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na ev sahipliği yapıyor. E, ve bu e, Birleşmiş Milletler Kurumu aracılığıyla bütün geliştirdiğimiz programlarda elde ettiğimiz deneyim, bilgi birikimi ve tecrübeyi e, özellikle en az gelişmiş ülkelerle paylaşma konusunda da çaba gösteriyoruz. Bu yönüyle de G20 ülkelerine örnek olmaya gayret ediyoruz. Yine ana toplantıların e, marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirdik. Hindistan, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan Bakanlarıyla heyetler arası görüşmeler yaptık. Her üç ülkeyle de birlikte yapabileceğimiz pek çok iş var. Özellikle Suudi Arabistan'da önümüzdeki dönemde bilgi teknolojileri alanında, dijital dönüşüm alanında, uzay teknolojileri alanında, yapay zeka alanında birlikte atabileceğimiz somut adımları aslında çok detaylı bir şekilde görüşmüş olduk. Yine Fransa'nın dijital elçisiyle, gerçekleştirdiğimiz görüşmede hem Fransa-Türkiye hem de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konusunda birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. İki ülkenin birbirine katabileceği unsurlar olduğunu özellikle dijital alanlarda birbirimize sağlayabileceğimiz yararlar olduğunu değerlendirdik. Yine Avrupa Birliği'nin dijitalleşmeden sorumlu genel müdürüyle bir görüşme gerçekleştirdik ve önümüzdeki dönemde dijital alanlarda Avrupa Birliği programlarında Türkiye'nin üstleneceği rolü kendisiyle görüştük. Bütün bu görüşmelerde de her zaman Türkiye'mizin sahip olduğu güçlü yetkinlikleri paydaşlarımızla paylaşma imkanı bulduk. Önümüzdeki dönemde Türkiye hem kendi yoluna devam edecek hem de elde ettiği birikim ve kazanımı bütün dünyayla etkin şekilde paylaşan bir ülke olacak. Yine G20 toplantıları vesilesiyle küresel inovasyon ittifakının da bir organizasyonu vardı. Dünyanın pek çok ülkesinden teknoloji girişimlerinin startupların katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi ve aslında bir yarışma düzenlendi. Biz de Türkiye'den 6 teknoloji girişimimizin bu yarışmaya katılmasını sağlamıştık. Bu 6 girişimimizin ikisinin ödül alması döngüsel ekonomi alanında ve eğitim teknolojileri alanında Türkiye'den girişimlerin ödül alması da bizi ayrıca mutlu etti. Suudi Arabistan'la özellikle yapay zeka alanında çok kapsamlı bir işbirliğine gitmeyi hedefliyoruz. Bu konuda ekiplerimizi görevlendirdik ve karşılıklı çalışmaları hızlandırma kararı aldık. yine özellikle e-devlet alanında da Suudi Arabistan'ın kamu dijital altyapısıyla Türkiye'nin e-devleti arasındaki entegrasyonu kuvvetlendireceğiz. Bunu inşallah başardığımızda başta hac ve umre ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan'a gidecek olan vatandaşlarımız olmak üzere karşılıklı olarak her iki ülkenin vatandaşlarının yararlanabileceği dijital hizmetler sunmuş olacağız.